Artık tüm hazırlıklar yapıldı. Hakem Togay Coruk son kontrollerini yapıyor. Müsabakaya Yurtkuru SK takımı başlayacak. Alican'ın vuruşuyla oyun başladı. Anadolu Gençlik 1071 takımı Yurtkuru SK karşılaşmasından görüntüler aktarıyoruz sizlere. Ters top oynadı Musa orada. Sertaç Gayret. Alican. Yasin. Alican Verkaç ama orada Mustafa Özdemir eliyle kesiyor. Hakem pozisyona yakın. Serbest vuruşta oyun tekrar başlayacak. Topun başında Alican Berberoğlu. Abdülkadir de geldi. Musa da geldi. Abdülkadir vurdu. Out'a çıkıyor top. Raşit bıraktı Musa'ya. Musa'dan uzun bir top. Savunmanın arkasına bir kafa. Asfaltta dışarı çıkıyor top. Yasin. Yasin pozisyonu değerlendiremedi. Can. Alican ters top oynadı. Müthiş bir pas. Abdülkadir. Kaleye arkası dönük. Sıkıştı oyun orada. Musa'ya bıraktı. Musa. Geçemedi rakibine. Sertaç Gayret girdi oraya. İçeriye doldurdu. Mustafa vurdu. Kaleci Fatih'ten güzel bir kurtarış. Mustafa'nın vuruşu. Kaleci güzel çıkardı. Hemen oyunu başlattı Alican. Yurtkuru SK takımı. Bu sözün iddialı bir kadroya sahip. Başarı istiyor. Yeni transferler yaptı. Takımın geçmişi kaldıkları, konakladıkları yurda dayanıyor. İsmini de oradan alıyor. Halil kaçırdı pozisyonu. Çok önemli bir fırsatı değerlendiremiyor Yurtkuru SK. Müsabakanın 10. dakikası. Geldi birazcık da ama onun için basit bir şut oldu bu. Turan Yüksek. Sertaç! Sertaç attı. Müthiş bir vuruş. Kaleci ağladı adeta. Fatih'e böyle gol atmak zor ama. Sertaç zoru başardı. İşte görüntülere gelen isim Sertaç Gayret. Takımın golcü ismi. İşte bu müthiş golü tekrar tekrar izliyoruz. Biraz önde. Musa. Pardon, Musa değil, Yasin. Yasin çok iyi kat etti içeri doğru. Yasin vurdu kaleci. Kaleciden dönen topu tamamlıyor Yasin. Takımın yabancı oyuncusu. Takımın yıldızı Yasin. Çok güzel girdi içeriye. Topu takip etti ve dönen topu da golle tamamlıyor. Güzel bir gol imzasını attı. Beraberlik golü geldi 1-1. Sertaç içeriye doldurmak istedi ama Musa orada müdahale etti. Tunahan savunmasına kadar döndü. Maçın heyecanı bu golden sonra iyice arttı. Mustafa orada kaptırdı. Alican affetmez böyle pozisyonları. İçeriye doldurdu. Halil. Halil müthiş bir pozisyon. Değerlendiremedi. Atsa belki de her şey değişecek maçta. Uzun bir top. Çok güzel indirdi Mustafa. Tunahan alabilecek mi? Hakem devam dedi. Hakem devam dedi. Musa vurdu kaleci İsmail. Bu şekiliz ya. Alican topun başında köşe vuruşunu kullanacak. Baktı içeri iki tane arkadaşı var. Halil ve Yasin. Halil vurdu. Halil vurdu. Az farkta direğin yanından dışarı çıkıyor. Müthiş yükseldi orada. Alican'a sert bir pas attı ama Alican topu iyi kontrol etti. Oyun yönünü sağ tarafa çevirdi. Mustafa orada bindirme yaptı. Musa orada bindirme yaptı. Abdülkadir'e bıraktı. Abdülkadir içeriye doldurdu. Tekrar Alican'a geldi top. Alican. Alican. Çekti şöyle sonra. Bir vuruş. Harika bir gol. Alican'dan harika bir gol. 2-1 oldu durum. Yurt SK takımı 2-1'lik üstünlüğü sağlıyor şu dakikada. 1-0 geriden geldiler. İşte Alican. Golün ismi. Harika çekiyor sağına. Orada kaleci göremedi ve müthiş bir gol. Emrah. Mustafa Akta. Mustafa vurdu. Mustafa.
Hiçbir şey görmedi Fatih. Füzesini yolluyor kaleye. Harika bir gole imza attı. Gol düellosu devam ediyor. 2-2 oldu durum. İşte Mustafa. Harika bir vuruş. Burada kaleciyi resmen avlıyor. İşte görüntüyü izliyoruz tekrar. Halil sıyrıldı. Halil atabilecek mi golü? Halil vurdu. Süzülerek dışarı çıkıyor top. Hayır hocam. Hayır. Beraber. Mustafa Raşit'ten sekiyor top. Oyunu bıraktı orada Halil. Tunahan attı. Sağının zil sesini duyunca bıraktı Halil orada. Tunahan affetmedi. 3-2 oldu durum. Goller yağmur gibi yağıyor. Abi çok iyi. Yetişti. İsmail. Mustafa. Sertaç. Kaleye sırtı dönük. Destek bekliyor arkadaşlarından ama. Ve hakem Togay Coruk ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarı Yurtkurs EK 2, Anadolu Gençlik 1-71-3, ikinci yarı daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İkinci yarı için her şey hazır. Kaleciden işaret bekliyor müsabakanın hakemi Togay Coruk. Fatih hazırım dedi. İsmail'den de işaret aldı. İkinci yarı Anadolu 1071 takımının vuruşuyla başladı. Alican. Yasin sağ tarafa çevirdi oyunu yönüne Abdülkadir. Tunahan geçit vermiyor o bölgede. Musa. Musa içeriye doldurdu. Halil dönerek vurabilecek mi? Vurdu. Kaleye giden top. İsmail kurtarıyor. Hemen başlattı eliyle oyunu. Abdülkadir orada Alican'a bıraktı. Alican vurdu. Alican affetmedi. Beraberlik golü geldi. Geldi. Yurt SK takımı Alican'ın golüyle skoru 3-3 yapıyor. İşte Alican. Baveyla'nın yıldızı bugün Yurt SK'da gollerine devam ediyor. Bizde şu anda yorumcu olarak Berkan Çetin daha var. Ligde 26 tane takımda forma giyiyor. Artık hangi bayrağa selam verdiğini kestiremiyoruz. Hangi takıma ait olduğunu o yüzden söyleyemiyorum. Hadi be, İyi bir pozisyonu değerlendiremedi şu dakikalarda. Berkan, maçın gidişatı ile ilgili neler söyleyeceksin? 3-3 şu anda skor. Vallahi ben Yurt SK'nın kazanmasını istiyorum ama çok net bir gol kaçtı şu an. Anadolu Gençlik tarafından ama yani maç ortada gidiyor şu an. Hani her iki takıma da maç gidebilir. Hani dostluk kazansın. Hani sakatlık falan olmasın maçta. Alican kazansın istiyorum ama üstüme çok net pozisyon kaçtı. Berkant artık yorumu bıraktı. Sunuma başladı. Heyecanı gözlerinden okunuyor seyirciler. Siz de görseydiniz eğer anlardınız. Tekrar maça dönüyoruz. Abdülkadir Alican. Abdülkadir orada içeriye dolduramadı. Avuta çıkıyor top. Yasin sağ tarafa çevirdi Abdülkadir. Alican'a bıraktı. Yasin önünde kaldı. Kötü bir vuruş. İstediği gibi vuramadı Yasin. Avuta çıkıyor top üstten. Harika bir gol. Tunahan attı. Biz burada şampiyon takımın oyuncularıyla sohbet ederken Tunahan kaleye müthiş bir şut gönderdi. 4-3'lük üstünlüğü eline geçirdi şu anda Anadolu Gençlik 1071 takımı. Raşit'e Tunahan orada geçit vermedi.
Ama Abdülkadir, Alican'dan harika pas. Yasin atabilecek mi bunu? Yasin arkaya doldurdu. Önemli bir fırsatı değerlendiremiyor. Yurt SK takımı saç baş yolduruyor resmen. Alican atak devam edecek. Alican'a yapılan hareket faul. Sertaç, Tunahan. Evet. Orada Alican kaptı. Sever böyle topları. Alican geçti. Alican vurdu. Alican yazdı. Sever demiştim. Attı. Kaçırmadı bu pozisyonu. Maşallah. Finalde de böyle bir golü var. Takıma can veren bir golü. Yine aynısını yapıyor. Alican. Beraberlik golü geldi. Hakem 2 dakika ilave etti maçın sonuna. Sertaç sağ tarafa çevirdi. Mehmet içeriye doldurdu. Savunmada hemen Yasin Şamilov. Yasin'e yapılan hareket, kart gelecek. Hakem Togay Coruk sarı kartına başvuruyor. Umut vadeden bir atak. Sportmenlik dışı bir hareket. Yerinde bir kart oldu bu. Yapması gerekiyordu. Alican içeriye doldurdu. Kaleci son anda. Bir abi yerde. Şu sağda adamların. Artık maçın son anları. İçeriye doğru bir orta. Halil vuramadı. Abdülkadir'in önünde kaldı. Kaleye bir şut. Sertaç aldı. İçeriye doldurdu. Mustafa alabilecek mi topu? Mustafa kafayla çıkmaya çalıştı topu ama kaleci yetişemedi. Mustafa Sertaç'a bıraktı. Tekrar Mustafa. Maçı temposu iyice arttı. Heyecan iyice artıyor son dakikalarda. Mustafa bıraktı. Alican. 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 Mustafa var yanında. Mustafa'dan serildi. Vurdu kaleciye. Kaleciye inanılmaz bir pozisyon. İki güzel hareket. Top. Artık maçta son saniyeler. Her an maç bitebilir. Musa. Mustafa orada müdahale etti. Mustafa Aktay'a geldi top. Alican savunmasına kadar geldi. Çok güzel bir müdahale. Halil sıyrıldı, hakem avantaja bıraktı. Faul olduğunu gördü. Halil gitmeye çalışıyor. Tunahan geldi orada müdahale etti. Tempolu bir maç. Hakem devam diyor. Nasıl görüyor onu acaba? Alican son anda müdahale etti. Kornere çıktı. İçeriye doğru bir orta. Fatih orada bir Murat. Kaçırdı elinden. Uzun oynadı. Hakem saatine bakıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Müthiş bir mücadele örneği. Yurt SK Anadolu Gençlik 1071 takımı. 4-4 skorla ayrılıyorlar sahadan. Her iki takım da bir puan aldı. Bu maçtan aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki mücadele.